Merhaba. 15 Temmuz 2020. Bugün tatilimizin ilk günü. Bir kısa mola verelim dedik. Çocuklar çok yoruldular yolda. Tekirdağ'dan buraya gelirken. Dikili Pissa koyunda mola verdik. Ücretsiz kamp yeri burası. Girerken bizden ücret aldılar, 20 TL araç için, 30 TL çadır için. Ama gördük ki hiç bakımsız, çöpler bırakıldığı gibi. Yok anneciğim, video çekiyorum. Bırakıldığı gibi duruyor çöpler. Hiç kimse toplamamış. Hiçbir bakım yok. Denizi çok güzel. Piknik alanı da çok güzel. Yani tam olarak öğrenemesek de buradan sağ salim bir ineyim. Şu gördüğünüz zeytin ormanı. Geliyorum anneciğim. Terk edilmiş gibi. Aşağı inelim mi buradan? Şöyle bir zeytin ormanı var. Arkası komple zeytinlik. Her yer zeytinlik zaten. Evet. Dikkat et anneciğim. Ama zeytin ağaçları bile bakımsız. Yani özel mülk gibi duruyor. Çok eski ağaçlar. Tam koyun dibinde çok güzel zeytinlik aslında. Neden böyle terk edilmiş? Neden insanlar etrafında piknik yapıp pisliklerini bırakmışlar, vahşice doğayı katletmişler? Şöyle. Bu da şöyle yıllanmış bir zeytin ağacı. Bizim insanımız gerçekten doğasına sahip çıkmıyor. İçler acısı ya. Ve bunu bırakan bırakıyor gidiyor. Arkadan gelen de o bırakmış. Ben mi onun çöpünü toplayacağım diye o da bırakıyor. Böyle böyle. Buradan ben kayabilirim terliklerle. Sağ salim indim. Şimdi göstereceğim size. Resmen doğaya pislik ekiyorlar ya, dikiyorlar yani. Görüyor musunuz şişeleri uzaktan da olsa? Bir aile var, çekemiyorum. İncir anneciğim, incir ağacı. Çok güzel değil mi? Çok büyük. Mina bu tarafa gidelim anneciğim gel. Şuradan bir denize bakalım. Ben İçmişler. bugün iki kere denize girdim. Gençler. İki kere denize girdim. İstiklal şişeleri buraya bırakmışlar. Anneannemin topladığı şişelerden anne. Anneannem gelsin buradan toplasın. Evet annem, anneannem topluyordu doğadan. Dedenin içtiklerini topluyordu evet. Bırakmıyorlardı ya. İçiyordu, içiyordu. Doğaya bırakıyordu. Anneannem alıyordu. Bırakmıyordu anneciğim. Bırakmasınlar diye topluyorlardı. O kadar güzel bir yer ki gerçekten katletmişler ya. Ve buranın belediyesi neden buraya sahip çıkmamış? Çıkmıyor. Anlam veremiyoruz yani. Yani biz kilometrelerce yol geldik buraları görmek için. Ve bu kadar cennet gibi güzelliğin içinde olup buralara sahip çıkmayan insanlar utanmalı bence ya. Beni kimse tutmayacak herhalde. İndim.
insanlar yüzüyor değil mi annem? Yok artık. Ben daha 2 saat önce burada yüzdüm. Geldiğimde bir daha uyudum ama gündüz değil uyudum. Ay, girdim. Oradan yüzüyor. Burası tekrar söylüyorum. İzmir Dikili Pista Koyu. Böyle çok kıyısında çok az kumu var. Taşlık. Ama böyle çok az yani. 5-6 metre gitmeden içi kum denizin. Çocuklarda. En erken saatte gelip burada yüzün çok sıcak oluyor. Evet. En erken. En erken bulduğum saatte. Biz annemle çok erken geldik ve acayip sıcaktı. Su çok sıcaktı. Evet. Çok güzel yüzdü. Annemle suda oynadık. Sonra bir de suda bana biraz yüzme öğretti. Dalmayı falan. Yarın iki kere daha gireceğim. Her gün iki kere gireceğim. Yarın sabah bir gireriz. Sonra yıkanıp eşyalarımızı toplayıp yolumuza devam ederiz. Tamam, değil mi? Kuş Adası'na gideriz yarın. Evet, planımız öyle. İnşallah. Kuş Adası'na gideriz. Orada bir tane daha yüzümüz zaten 2 tane oluyor. Yani bir tane daha yüzsen 5 olacak herhalde. Evet. Birazdan şuraya gideceğim şu kayıtların yerlere. Gün batımı herhalde buradan harika yüzünüz. Tekrar söylüyorum, çok güzel bir yer. İzmir Dikili Pista Koyu, karşısı Midilli Adası, gözüküyordur herhalde, ben güneşten göremiyorum. Yunan Adası, bu gördüğünüz yerde. Ama bizim koyumuz, sahilimiz çöp içinde. Böyle yeşilliğin içinde, zeytin ağaçlarının dibinde çöpler. Ve bizim insanımız bunu bu şekilde bırakmış ve buranın belediyesi de gelip temizlememiş. Çok üzgünüm ya. Kayıpta düşerse güzel. Videoyu burada bitiriyorum. Hoşça kalın. Hepinize keyifli tatiller diliyorum.